Ve Karabağ'daki çatışmaları konuşacağız dedik öncelikle. Sahadaki son duruma da bakalım. Haber Global muhabiri Murat Karataş karşımızda. Murat, dün Ermenistan ordusunun hedef aldığı Gence'den yayın yapmıştık. Daha sonrasında da saldırılar Berde, Goromboy'da devam etti. Son durum nedir? Evet, aslında gün boyunca Ermenistan ordusu yine sivil yerleşim yerlerini vurmayı sürdürdü. Terter ve Adan bölgelerinin köylerini ağır silahlarla vurdu. Cephe hattından yine aynı şekilde kilometrelerce uzakta bulunan Gence'deki dün sabah saatlerinde o yayını yapmıştık. Yine balistik kısa menzilli füzelerle vurdu. Gence'de bir okul binasıyla bir müzede hasar meydana geldi. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı ise 31'e yükseldi. Bunların 3'ü çocuk, 9'u ise kadın. 148 kişi Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırılarında yaralandı. Azerbaycan ordusu sivil yerleşimleri hedef alan saldırılara askeri hedefleri vurarak karşılık vermeyi sürdürüyor. Dün Ermenistan'a ait bir askeri konvoyla bir tank imha edilirken aynı şekilde Ermenistan ordusunun bir komuta merkezi de SİHA'larla vuruldu ki o sırada üst rütbeli subayların da karargahta olduğu gelen bilgiler arasında. Cephe hattında çatışmalar, evet, 27 Eylül sabahı başlamıştı. Ermenistan'ın saldırısı üzerine Azerbaycan karşı saldırıya geçmişti. Şu ana kadar bir kent ve bir kasaba dahil 28 yerleşim birimi işgalden kurtarılmış oldu. YouTube kanalımıza abone olun.